3 ya ben kazandığım bütün maaşı faturalara veriyorum. Gerçek hayattan hiçbir farkı yok ya. Köpüklü köpüklü. Bubble bath. Bubble 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 bath. Peki bu yürüyüş ne? Neden böyle yürüyor bu? What's your problem? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda bakalım mirasın başına kim konacak? Miras Challenge'ın devamını getiriyoruz. Çok uzun zamandır istemişsiniz ve çay ailesi şu anda tek kişilik bir aile olabilir. Yani tek kişilik bir bireyin bu hayat mücadelesinde kendisine neler yapacağız? Şimdi onu göreceğiz. Bilmeyenler için hemen ufaktan bahsediyorum. Miras Challenge'da gelip oyuna başladığımız parayla en büyük yeri alıp en az parayla en iyi şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Hayatımızı büyütüp zengin olmaya çalışıp hile yapmadan ve bir aile kurma amacımız var. Şimdi biz bu arada nerede çalışıyoruz hemen de onu bir hatırlatalım tekrarda. Bilim kadını oluyoruz. Bilim kadınıyız şu anda ve hayatımız gerçekten birazcık yoluna girmiş gibi ama bu berbat yerde yaşamaya çalışıyoruz şu anda. Hemen bir tuvaletini yapacak. Birazcık da uyumaya ihtiyacı var açıkçası. Çünkü günlerce aralıksız çalışmakla meşgulüz şu anda. Onun dışında biliyorsunuz ki vampirlerin efendisi bizi arada bir ziyarete geliyor geceleri. Onun dışında ilişki durumuna hemen bakıyoruz. Yani uyku düzenimiz çok hoş değil şu anda ama. Selam Fatima, biliyorum gecenin bu saatinde geldim ama sana hemen bir şeylerle alakalı şaka yapacağım. Peki benim bu kıyafeti neden böyle diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. Sanırım kış ayındayız, bahar ayındayız. Bu iğrenç kıyafet ne Allah aşkına? Ya seninle fotoğraflar mı paylaşsak ya? Bir de ben şununla arkadaş olmaya çalışıyorum. Çünkü bu fakir hayatı çok zor biliyorsunuz ki. Kapıyı çalalım. Çalalım, eve girme izni alalım. Evin mutfağında biraz bir şeyler yiyeceğim çünkü. Oh teşekkürler. Hemen şurada bir güzel bir yemek hazırlayalım. Ne dersiniz ha? Hem de vejetaryen yemeğiymiş. Nereden yemek yapmayı öğrendi de böyle bir şey deniyor bilmiyorum. Neyse dur geliyor. Bunun yürüyüşüne bir tuhaflık var. Umarım mutfakta gelip de şu anda bana karışmaz. Yani hemen başkasının evine gelip şu anda yemek yapıyorum ama umarım güzel olur. Tuhaf bir alışkanlık. Biraz utanç hissediyorum bu yüzden de. Bir şeyleri karıştırdık yani ve bu yüzden yakalandık. Peki sen burada neden duruyorsun? Peki bu yürüyüş ne? Neden böyle yürüyor bu? What's your problem? Yemeği yapacağım yapacağım. Cebime atacağım bir de. Evet Nisu. Evet, berbat bir yemeğe benziyor. Hadi bakalım. Herkes yemeğe, yemek hazır. Evet, ey ev ahali. Afiyet olsun bakalım. Umarım beğenirsiniz. Bakıyor bakalım. Ay, hiç beğenmedi. Yani o görünüş... direkt gitti bu arada ya. Bakalım bunun tepkisi nasıl olacak? Aha, beğendi. Sen midesizsin. Seni biraz daha tanıyabilirim. Bu ne oldu? Bu hastalık geçirecek galiba yemekten dolayı. Sen ne suratsız birisin ya? Ne kadar suratsız birisi çıktı bu? Fatma vampirmiş çünkü. İnsan yemeği yedi. Bu insan... Fatma ya, çok özür dilerim. Senin ben vampir olduğunu bilmiyordum. Bu iş arkadaşımız bizim. Bu da Steinfist'miş. O zaman bununla biraz daha konuşmaya devam edelim. Biraz daha mı yesem ya? Ben bir şey daha yiyeceğim. Aa, cebinden çıkardı ya. Fatima. Sana vampirlerle ilgili şaka yapsam ne yaparsın acaba? Vampirmiş ya. Ben bilmiyordum onun vampir olduğunu. yapıyor ama. Ya arkadaşlar sizin sohbetinize doyum olmaz ama benim artık duşa girmem gerekiyor yine. Oh köpüklü köpüklü. Bubble bath. Bubble 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 bath. Hile yaptım. Hile yaptık ve anlamadım. Demek ki ben de zekiyim falan. Da mantar var ama mantar alamıyoruz. O yüzden sen direkt çıktı mantar çıktı. Vallahi mantar çıktı. Mikroskop örneğimizi buradan. Hep toz toprakla uğraşıyoruz gecenin bu saatinde. Hava kaç derece? Hava soğukmuş, serinmiş yani. Serin hava. Evet, ne kadar paramız var? 326 dolarımız var. Gayet güzel. Hadi eşlik edelim iş yerine de. Hadi iş yerine de eşlik edelim. Şimdi coworkler konuşmaya geçiyorum. Element uyduracağım. Analyze and element. Mesela bu element ne? Evet, bu element ne? Örneği koyuyorum ama ben de bilmiyorum. Kaktüs var. Yeni element bulduk. Perilyumu bulduk. Perilerin kullandığı bir element bulduk. Burada bir sürü bitki varmış ya. Topla. Oo, bunları ben evde yetiştirir şey yaparım ya. Büyütür satarım. Aa, alt kat var. Ay. Burada bir şey var. Oo, çok iyi. Ya tam çok daha para kazandık ama faturalar geldi. Neyse şimdi şey atladık. Kariyerimizde mükemmel şeyler atladık. Yeni kıyafetler diyor, bir şeyler diyor ama bu kadar iş hayatı yeter arkadaşlar artık aşk hayatında bir yandan.
idare etmemiz gerekiyor. Ayrıca faturalarım gelmiş ve faturalarım bu kadar fazla nasıl gelebilir? Neden bu kadar fatura var? Ya ben kazandığım bütün maaşı faturalara veriyorum. Gerçek hayattan hiçbir farkı yok ya. Berbat hissediyorum ya. Bana yemek verin. Uyuması lazım bunun artık ya. Aylık arıyor. Bugün diyor ki uzaylıların barda olacağını duydum diyor. Gelir misin diyor. Geliriz tabii ki, ne demek? Nisu bunu beğendi. Hani çok yorgun bir iş hayatı, iş günü geçirmişti ama ardından Erik'in onu araması hiç beklemediği bir şeydi. Tak acaba o nişanlısından boşanmış, nişanlısından ayrılmış mıydı? Şey karmaşıklığı yaşadım yani. Anlam kargaşası yaşadım. Armağan da değil. Hey Erik, işte hayaletler değil. Neydi onlar? Uzaylılar hakkında konuşuyor. Sen nereden geldin buraya? Morali birazcık bozuk bunun. Neden? Hemen bakıyoruz. Erik çok karışık bir ilişkileri var şu an arkadaşlar. Kafası çok karışık ve birden böyle heyecanlanıyoruz ve onun bu üzgün olması bizi de çok üzüyor. O yüzden öpmeye çalışıyoruz ama bu çok kötü şey oluyor galiba. Olmadı mı? Aa! Öptüler. Bizi yuhaladı. Gerçekten Erik'le inanılmaz bir aşk içerisindeyiz. Aa! Bu niye bizi izliyor ya? Sen niye bizi izliyorsun? Jarvis, neden bizi izliyorsun ya? Açıkçası kafamız çok karışık olsa bile çok şey hissediyoruz. İyi hissediyoruz. Erik'le neyse, artık uzaylılar da geleceğine göre buraya bir yemek siparişi versem güzel olur yani. Çöpü karıştırıyorum. Uzaylıyla tanışma fırsatımız var. Bize bir bilim kadını olarak. Acaba üzerine deney yapabilir miyim ya? İzin verir mi? Üzerine deney yapmama izin versin lütfen. Evet, Erik biraz sıkıldı. Ama yani bir uzaylı da kolay bir... Yemek mi çıktı onun cebinden? Ya bana güzel bir yemek yapar mısın ya? Bir de ayrıca şunun kıyafetlerini değiştireyim ben. Niye buna böyle kıyafetini yapmışım? Boşluğuma denk gelmiş herhalde. Durumumuzu bir türlü toparlayamıyoruz. Hep bir berbat durumdayız. Takvime göre bugün iş günü ama onu geç. Yarın televizyon şeyi var ve bir sonraki gün aşk günü. Aşk günü. Don ne yapıyor? Don'la konuşalım. Kafamız hala karışık. Yani Nisan'ın kafası hala karışık ve hemen aile kurması gerekiyor. Çünkü miras challenge'ı tamamlamamız gerekiyor. Peki bu kıyafet ne? Burada hava sıcak tabii. Ama orada yağmurluydu. Burada resmen güzel bir hava var. Ama Don'la da çok eğleniyoruz. Onun yanında kendimi çok özgür hissediyor Nisu. Dans ederken, müzikle kendini kaybederken, aynı zamanda eğlenmesi gerektiğini birazcık düşünüyor. Wow! Müthiş hareketler. Ya her zaman yanında Erik vardı ama ona çok yakınlaşmaya başladığını hissediyor. Yalnız olup olmadığına soruyor. Go fish, beraber balık tutun. Bakalım neler yakalayacağız. Bu arada eşyalarımızda inanılmaz şeyler oldu. Ücretli izinin ödemesini aldık. Evet, şimdi birazcık toparladığımı düşünüyorum ama kilo aldığını düşünüyorum. Bu normal hali olacak Nilsun'un, tamam mı? Nilsun'un bu haline hiç dokunmuyorum. Bu resmi bir yere giderkenki giyeceği kıyafet. Bu spor yaparken, zaten çok spor yapmıyor. Bu pijamaları, bu partiye giderken böyle rocker kız gibi giyinecek ve mayosu böyle. Aslında buna biraz daha tarz katabilirim şu özellikle. Kıyafet yani en azından bir güneş gözlüğüyle şöyle bir ve bir tane de tabii ki de bir şapkayla ama şöyle bir açık renk bir şapka olsun ve lütfen şu bikinisini, daha doğrusu mayosunu da birazcık değiştirelim. Yani şöyle bir şey yapsak, ondan sonra ayakkabı zaten kullanmıyoruz. Neyse, yaz haline geliyorum. Yaz haline de ben bir daha şey ekleyeceğim. Yok, yaz haline saçlarını bence toplayalım. Yaz haline saçları birazcık da değişik olsun. Yani şöyle yandan toplayabiliriz aslında. Ya da şöyle topuz mu yapsak? Oo, o küpeler ne? Çabuk o küpeleri çıkarıyorsun. Şöyle bir topuzla yaz sıcağı için bence bu çok tatlı oldu. Ve kış halinde şöyle yaptım, birazcık güzel olduğunu ve düzeldiğini düşünüyorum. Bence şu anda Nisu kesinlikle miras challenge'ımız için hazır arkadaşlar. Balığı keşke yiyebilseydim. Gül de şöyle 1, 2, 3. Gül'ü hiç görmedim Smith'e daha önce. Neyse, şunları sen bir ek bakalım. Bence ben bugün de izin alayım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Yani hiç çalışmadım. Nisu bugün biraz evi büyütecek. Biraz kendiyle yine ilgilenmeye devam edecek. Akşama da şöyle güzel bir partiye gitmesini istiyorum. Ne olur bana izin verin. Çok hasta hissediyorum kendimi. Hani $240 ne ya? Bir duvar yapmak. Evi azıcık büyütmek bu kadar pahalı olmamalı ya. Arkadaşlar boyadım. Ay.
Yani yaptım bunu ama param bitti. İyi, bu bedavaymış bari. Evet, tamam. Şimdi yatağı şöyle kullansak, tamam mı? Duşu şöyle kullansak, şunu şöyle kullansak. Şimdi eve en azından 313 dolara ne alabiliriz bilmiyorum ama bir dolap alamayız büyük ihtimalle. Dolap zaten 200 dolar. Hani mikrodalga alsak, bir dolap ve mikrodalga alsak şu 100 dolar. Hadi şunu da aldık diyelim. Şöyle pembe olsun. Olmasın, çok iğrenç bir renk. Yeşil olsun, fıstık yeşili. Uyumlu olsun şeyle, neyse. Siyah alalım. Mikrodalga da yani yeterdi param be. Yetmedi mi? Yetmemiş. O zaman şey yapalım. Üstümüzde şeyler vardı, onları satacağım birkaç tanesini. Özellikle şu dekoru, papatya var, sat. En azından mikrodalga fırın alarak da şuraya bir yemek yiyecek bir alan. Belki de bir masa, belki de bir şey, sandalye. Şimdi belli olacak arkadaşlar her şey. Evet, ayrılmışlar. Serenat yapsa. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Su. Ay. Hava soğudu. İrik. Yağmur altında öpeceğim seni. Yemek yeme bir dur. 2 dakika yemek yeme. Yağmur altında romantizm yaşadıktan sonra. Ya Matiz çok tatlı olmaya başladınız. Şimdi biz neyiz Erik? Bunun bir adını koyalım. Erkek arkadaşımızsın. Aha. Artık bu adımı atmamız gerekecek. Artık biz nişanlıyız. Nişanlandık, hey. Bizi duyuyor musunuz? Bizi duyuyor musunuz? Evet arkadaşlar, Miras Challenge'ın bir bölümünün sonuna geliyoruz. Ninsu nişanlandı. Ama bakalım onu gelecek bölümlerde neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Bu serinin çok hızlı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar, videoya bol bol like bırakmayı unutmayın ve paylaşmayı da, yorum yapmayı da unutmayın. Nasıl devam etsin yazın yorumlara ve bakalım başına neler gelecek, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoyu da şuradan tıklayarak gidebilirsiniz ya da izlemediğiniz videom varsa da buraya bir yere tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi kocaman öpüyorum ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bye bye.